Siber kondri internetten bulaşan hastalık. Kişilerin internette takıntılı bir biçimde sağlık bilgisi araması sonucu bu bir döngüye dönüşüyor ve sağlık anksiyetesine kapılıyor. Çünkü oradaki bulduğu bilgilerin gerçekte doğru olduğunu düşünüyor ve takıntılı bir biçimde daha fazla sağlık bilgisi aramaya başlıyor. Siberkondrik kişiler yaptığı araştırmalarda içinde bulundukları duruma teşhis koymaya çalışabiliyorlar. Bu da internetten buldukları bilgilerle kendilerini tedavi etme yoluna kadar gidebiliyor. Bu da aslında tıbba karşı bir güvensizlik oluşmasına, doktorla hekim arasında yine bir güvensizlik oluşmasına sebep olabiliyor. Sağlık anksiyetesini olumsuz yönde etkiliyor ve sağlık enformasyonunun dijital ağlarda sağlık alanında uzman olmayan kişilerin içerik üretmesini, örneğin YouTube kanalları veya oluşturulan bloglar, bunlar aslında sosyal medya grupları da buna dahil. Bunlar aslında içerik ürettiğinde oradaki bilgi kirliliklerini insanlar anksiyete yaşadığında aslında doğru olmasa da yaşadığı kaygıdan dolayı istemeden de olsa oradaki içeriklerin alıyor, uyguluyor ve bu sağlık durumlarının daha da kötüye gitmesine sebep olabiliyor. Şunu bilmekte fayda var. İnternet arama motorları bir hastane ya da doktor değildir. Yani klavyede bir iki tık sonucu size kısa bir sürede bir sürü bilgiye boğabilir. Bu noktada burada herhangi bir testin, bir laboratuvar uygulamasının olmaması, aynı şekilde sizi anlayabilecek internetin bir dili yoktur. Şefkat göstermez, sizin elinizi tutamaz, sizinle birlikte üzülemez, duygularını herhangi bir şekilde anlayamaz, empati kuramaz. İnternetin böyle bir dili yoktur. İnternet tıbbi bilgi konusunda çok fazla güvenilmez olabiliyor bu noktada ve gereksiz bir anksiyete artışına da sebep olabiliyor. Bu noktada da doktorların bazen yargısını sorgulayabilme noktasına gelebiliyor. Bu noktada da hastalıktan daha riskli hastalıkların tanısını kendisine koyabiliyor kişi. Bu da internet aramalarını kısa sürede bilgiye boğup siber kontriyi tetiklemesine sebep olabiliyor. Bununla ilgili şöyle bir bilimsel araştırma yapılmış. Amerika'da 2012 yılında Pew Araştırma Merkezi'nde insanların %35'i internetten bulduğu tıbbi tanıları araştırmış. Sadece bunların %41'ine gerçek tanı konulmuş. %2'si hekimlerin kendisini kısmen doğruladığını söylemiş. %57'sine ise hatalı teşhis konulmuş. Eğer sağlık söz konusu olduğunda her 100 tahminden 59'unun yanlış ya da kısmen hatalı olması kabul edilebilir bir durum değildir. İnternetteki kişiler size verdikleri bilgilerden sorumlu olmayabilir ya da o şekilde davranabilirler. Ama siz internette bir arama yaptığınızda aslında tek yaptığınız şey kendi ön yargılarınızı tatmin etmek. İnternet kısa sürede bilgiye boğduğu için insanların bu işine daha kolay geliyor.